Ah be abi. Yandık biz ya. Ne oldu lan? Ya bittik diyorum sana ya. Ne oldu oğlum söylesene. En kötüsünü düşün abi, en kötüsünü. Benim şeyler kaldı odada ya. Yapma. Vallahi. Yanlış anlaşılma oldu. Oğlum sen de bıraksana. Islak peştemal gibi sarmışsın kızı. Abi sakinleşmesini bekliyorum. Bana yapmışsın sen be. Şuraya bir şey almaya gelmiştim. Yalancı. Diyar Hanım. Ya Allah. Göster o zaman. Ne alacakmışsın odada? Göster. Sakın gösterme Cemal. Gösteremez zaten çünkü yalan söylüyor. Yalan falan söylemiyorum. Buradan almaya geldiğim şeyi gösteremem sana. Tamam gözlerini kapat. Alacağım çıkacağım. Ben bundan sonra sizin yanınızda tek gözümü bile kapamam. Aa, al. Al ne alacaksın? Mahmut abi alıyorum. Al, al gidelim. Şimdi Diyar Hanım. Evet. Bak, bir yanlış anlaşılma. Bir takım bir şeyi var. O, bit, hayır, bit. Diyar Hanım. Allah. Tahmin etmeliydim zaten. Sizin gibi adamlardan başka ne beklenir ki? Çıkın odamdan. Çık lan Tire, çık. Oğlum şunları niye ortalarda bırakıyorsun ya? Daha ilk günden kıza rezil oldum. Abi ben nereden bileyim şimdi kızım benim odamda yatacağını yani? Ben de yatmadan önce bir şeyler okumak istiyorum herhalde. Bana bak. Eğer bu kız yarın buradan giderse... ...sana her akşam yatmadan önce öyle şeyler okuyacağım ki aklın duracak ona göre. Mahvoldu güzelim koleksiyon. Ben bunları bir de böyle arkalı önlü kapak yaptıracaktım. Sen biraz daha susmazsan Cemal seni çok güzel arkalı önlü kapak yapacak. Kedi gibi atlanıyorsun vallahi. Şuraya bak. Bir şey söyleyeyim mi? Çok karizmatik oldun ha. Yemin ediyorum ya, yemin ediyorum kadınlar böyle kusurlu yüzlere bayılırmış. Sen hiç duymadın mı? Scarface var. Yapma ya. Vallahi, vallahi bak mesela ben bu konuda çok şanssızım. Neden? Çok kusursuz bir yüzüm var. Oh, üfleyeyim mi? Üfle, üfle.